السماء لله رب العالمين فارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والمعاندين والمنافقين والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم مغاصب حقوقهم من الآن والقيام يوم الدين. نستعيذ بالله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض زكاتها وتمتعه فيها طويلا. İbadet ve itaatlerimizin kabul olmasına, akıbetlerimizin hayırlı olmasına, Kur'an Resulullah, Ehl-i Beyt-i Resulullah'ın şefaatlerine nail olabilmemize bir âli selavat. Allahümme salli ala Muhammed ve âli Muhammed ve âli şefaatim. Siz orada rahat mısınız? Eminsiniz? Rahatsınız. Adana İmam Ali Derneği, Mersin Ehl-i Beyt Derneği'nin yönetim kurulunun üyelerinin hepinize selamı var. Yoldayken görüştük, hepinize selamları var. Ayın 6'sında inşallah Adana İmam Ali Derneği Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle program, konferans yapıyorlar. Biz de davet ettiler inşallah. Biz de konferansta iştirak, katılımcı, konuşmacı olarak geleceğimizi bildirdik. Bu vesileyle selamlarını gönderdiler. Allah razı olsun. Geçen hafta ve içinde bulunduğumuz hafta Peygamber Efendimizin İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın doğum günü münasebetinden dolayı Sünni Şii İslam dünyası içinde bulunduğumuz haftaya Kutlu Doğum Haftası'nın ismini vermişler. Ve Kutlu Doğum Haftası içerisinde birçok yerde Peygamber Efendimiz adına veya vahdet adına konferanslar, seminerler, programlar yapıldı, yapılıyor, yapılacak. Bu münasebetten dolayı dedi ki, sanal medyada birçok insan görüyoruz ki teberra nedir, nasıl yapılır, nasıl olmalıdır? Teberranın versiyonlarını bilmeyenler var. Veya vahdet deyip de inançlarından taviz veren insanlar var. Vahdet gerekçesiyle inancından ödün verenler, taviz verenler var. Dolayısıyla biz geçen haftadan beri ne söyledik? Dedik ki, tevella nedir? Teberra nedir? Tevellanın insan hayatındaki yansımaları nasıl olmalıdır? Teberranın insan hayatındaki yansımaları nasıl olmalıdır? Mesela teberranın insan hayatındaki yansıması lanettir. Lanet. Teberri ettiğine lanet etmek. Tevellanın yansıması nedir? Sevdiğinin yoluna, davasına hizmet etmek. Mesela Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed tevellanın bir yansımasıdır. Sevdiğine salatı selam getiriyoruz. Allah ali Muhammed'in zalimlerine, katillerine lanet etsin. Bu tevellanın mı, teberranın mı yansımasıdır? Teberranın. Dedi ki bu konu çok önemli bir konu. Tevella nedir? Teberra nedir? Yansımaları nasıl olmalıdır? Vahdetin sınırları nedir? Vahdetin şekli nasıl olmalıdır?
mesela bir ehli sünnet benimle vahdet yapacak diye bir ehli sünnet kardeşim vahdet uğruna herhangi bir inancından vazgeçerse bu vahdet olur mu? Veya ben herhangi bir inancımdan geçip vazgeçip de ehli sünnetle vahdet edersem bu vahdet olur mu? Sünni kardeş kalkıp dese kardeşim sen Aliye'm Veliullah söyleme biz beraber vahdet içinde olalım. Dese sen de evet desen bu vahdet mi olur yoksa taviz mi olur? Dolayısıyla bu akşam tevellayı konuşacağız. Teberrayı konuşacağız. Bu ikisinden ikincinin versiyonu olan, yansıması olan laneti konuşacağız. Lanetin şartlarını konuşacağız. Koşullarını konuşacağız. Zamanını, zeminini. Nerede yapılır, nerede yapılmaz, nerede açıktan yapılır, nerede açıktan yapılmaz. Bunları konuşacağız ve bunlarla beraber vahdeti konuşacağız. Konu çok uzun konu. Belki iki saat sizi burada tutacağım. Haber vereyim. Yani bakın ben az önce namaz kılıyordum arkada. Çünkü namazımı kılmamıştım. Biz daha cihazları almaya gittiğim için biz karşıdayken ezan okundu. Gönlüm de istiyordu ki erken gidelim bu önemli konuyu. Çünkü burada şu anda bulunan kardeşlerimizin dışında sanal medyayı burada takip eden kardeşlerimiz var. Benim sayfayı takip edenler var. Azerbaycan'dan ve Türkiye'sinden birçok insan bu sohbeti bekliyor bu gece. Bir an evvel bu gece yayına girsin de biz bakalım bu nasıl konuşur. Mesela bazı insanlar var. Geçen gün Celal kardeşle oturduk bir inceleme yaptık. İlan etmişler işte pazar günü Sancaktepe Ehli Beyt Derneği'nde böyle bir konu konuşulacak diye. Bazı insanlar yazmışlar hemen. Çok zor bir konu Allah hocaya yardım etsin. Bazılar yazmış acaba hoca bunu nasıl anlatacak? Bilindik şekilde mi anlatacak yoksa farklı mı anlatacak? Yani söylemek istediğim insanların gözü kulağı şu anda burada buradan çıkacak olan bu sohbette. Sadece buradakiler dinlemeyecek bu sohbeti bu. Sizin dışınızda binlerce insan hem Azerbaycan'dan özellikle hem de ülkemizin içinden bu sohbeti dinleyecekler. Öncelikle şunu arz edeyim. Tevella ve teberra nedir? Bunu bilmek lazım. Ehl-i Beyt ekolünde furu'u'd-din 10 tanedir. 10 tane yani. Yani imanın şartları 10 tanedir. Ehl-i sünnette imanın şartı kaçtır? 6'dır. 5 midir 6 mıdır? 6. Karar ver. 6'dır. Ehl-i sünnette imanın şartı 6'dır. Ehl-i Beyt'te İmanın şartı 10'dur. Aradaki farka bakın. Mesela ehli sünnette imanın şartlarından bir tanesi nedir? Hayruhu ve şerruhu minallah. Hayır ve şer Allah'tandır. Diyoruz ki yapmayın. Kendinize zulmetmeyin. Allah'ta hiç şer olur mu? Diyorsun ya hayır ve şer Allah'tandır. Allah'ta şer olur mu? Sen İman ettiğin Allah'ının şerli olduğuna inanıyor musun? Şu şekeri alabilir miyim Arif? Diyorsun ki bu şeker tatlıdır. Bu şeker tatlıdır bakın. Allah şerlidir. Şer Allah'tandır diyorsun ya. Atıyorsun şekeri ağzına. Tatlılık şekerdendir diyorsun. Felsefe diyor ki tatlılığın şekerden olabilmesi için o şeker dediğiniz şeyde tatlılığın olması lazım. Acılık biberdendir. Biberde acılığın olması için acılığın biberin zatında olması gerekiyor. Özünde olması gerekiyor. Tatlılığın bu şekerden olması için bu şekerin özünde tatlılığın olması gerekiyor. Şimdi diyorsun ki şer Allah'tandır. Şerrin Allah'tan olabilmesi için Allah'ın zatında şerrin olması gerekiyor. Peki sen şerli bir Allah'a inanıyor musun? Böyle bir şey olur mu? Kur'an-ı Kerim diyor ki وَمَا أَصَابَتْ مِنْ مُصِيبٍ Başınıza gelen bütün musibetler sizin nefsinizdendir. Bütün kötülükler sizin nefsinizdendir.
Ama karşınıza gelen, başınıza gelen bütün hayırlar feminallah. O Allah'tandır. Dolayısıyla Ehl-i Beyt mektebinde imanın şartları ondur. Namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, hacca gitmektir, işte zekat vermektir, cihattır, emri bil maruftur, nehyenil münkerdir, işte marufa emretmek, münkerden nehy. Tevella ve teberra. Tevella ve teberra nedir? Allah için Allah'ın velilerini sevmek. Tevella. Allah'ın sevdiklerini sevmek. Allah'ın dostlarını sevmek. Teberra nedir? Allah için Allah'ın sevmediklerini sevmemek. Allah'a düşman olanları sevmemek. Allah'a aykırı olanları sevmemek. Tevella ve teberra noktasında kimleri biz sevebiliriz, kimleri sevemeyiz? Sınırları Allah-u Teala koymuştur. Sınırları biz istediğimizi sevemeyiz. İmanlı bir insan sevgisinde özgür değil. İmanlı bir insan nefretinde özgür değil. Yeri gelir kabilenin, senin kendi kabilenin nefret ettiği bir adamı başına tac etmen icap eder. Eğer başına tac ediyor isen işte sen iman ehlisin. Yeri gelir senin kabilenin çok sevdiği bir adam, bırak kabileyi. Yeri gelir aile içerisinden birisinden nefret etmen icap eder. Kendi aile içerisinden, kendi kabilenden, kendi soyadını taşıyanlar. Baban olur, amcan olur, dayın olur, ne bileyim amcanın çocuğu olur. Nefret etmen gerekir. Yeri gelir. Bu yeri gelirleri belirleyen dindir. Allah'ın emirleridir. Dolayısıyla tevella ve teberra sevgi ve nefret. Bakınız. İşin özüne baktığımızda, tevella ve teberra usulü furu-u din ki sayılıyor. Furu-u din. İşte bir namaz kılmak, iki oruç tutmak, üç hacca gitmek. İmanın şartları sayıldığı zaman ilk madde nedir? Namaz kılmak. 9 ve 10 tevella ve teberra. Tevellası teberrası olmayanın namazı da olmaz. Boştur. Dolayısıyla madde olarak tevella ve teberranın 9. 10. sırada yer alması bu iki ilkenin önemsiz olduğu anlamında algılanmamalı. Aslında imanın şartları içerisinde en önemlileri tevella ve teberradır. Yezid'in askerlerinin tevellası ve teberrası yoktu. Ters düz olmuştu. Evet, tevellaları vardı. Kimi seviyorlardı? Yezid'i. Teberraları vardı. Kimden nefret ediyorlardı? İmam Hüseyin'den. Namazların faydası oldu mu? Olmaz. Dolayısıyla imanın şartları içerisinde madde 1 tevella, madde 2 teberra. En önemlisi bu ikisi. Ondan sonra namaz, oruç, haç ve gidiyor. Kur'an-ı Kerim, bakın bu konu çok önemli. Yine altını çiziyorum. Türkiye'de bu konu bugün sulandırılıyor. Bazı odaklar tarafından bu konu sulandırılıyor. Ki az sonra söyleyeceğiz inşallah. Vahdet noktasında bizim vahdete aykırı hiçbir görüşümüz olamaz. Ama bazıları o kadar vahdetçi olmuş ki taviz vermen bahasına vahdetçilik yapıyor. Taviz verme bahasına. Onun dolayı bu konu çok önemli. Ayetler, hadisler bu iki kavramın üzerinde çok durmuş. Tevella ve teberranın üzerinde. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Vuddul mu'min lil mu'min fillahi a'zamu şu'abil iman. Müminin, mu'mini Allah
için sevmesi imanın en yüce derecesidir. En yüksek derecesidir. Dikkat ettiniz mi? Deniyor müminin namaz kılması imanın en yüksek derecesidir. Müminin mümini sevmesi imanın en yüksek rütbesidir. E şimdi mümin mümini sevmezse, mümin müminden nefret ederse bunun imanı tahribe uğramış olur mu olmaz mı? Ve buyuruyor Ela فَمَنْ اَحَبَّ فِي اللّٰهِ وَاَبْغَزَ فِي اللّٰهِ وَاَعْتَى فِي اللّٰهِ وَمَنَعَ فِي اللّٰهِ فَهُوَ مِنْ اَسْفِيَاءِ اللّٰهِ Allahu Ekber. Şu cümleye dikkat edin. Bilin ki kim Allah için severse, Allah için buğz eder, nefret ederse ve Allah için verirse, Allah için engel olur ise, Allah için men eder ise, o insan Allah'ın seçtiklerindendir. Seçilmiştir o insan. Allah onu seçmiştir. Allah için seven, Allah için nefret eden. Biz kendimize bir bakalım, sevgilerimiz ve yergilerimiz ne içindir? Bugün insanlığın, İslam dünyasının sevgileri ve yergileri ne için? Niçin seviyor? Sevdiğini neden seviyor? Nefret ettiğinden neden nefret ediyor? Birçok insanın sevgisinin öz sebebi, ana sebebi kendisidir. Kadın diyor ki kocasına, vallahi seni çok seviyorum. Biraz işi kurcaladığın zaman aslında o sevginin altında kadının kendi zat sevgisi var. Kendisini sevdiği için seni çok seviyor. Erkek hanımına diyor ki ben seni çok seviyorum. Aslında erkek kendisini sevdiği için hanımını çok seviyor. Baba evladına diyor ki seni çok seviyorum. Baba kendisini sevdiği için evladını çok seviyor. Bakın işin özüne baktığımız zaman. Ha insan tabii ki bunları sevecek ama bunları Allah nazarıyla severse, ilahi terazide severse o sevgisi ibadet olur. Bakın o sevgisi ibadet olur. Ve İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor ki innel mutahabbine fillahi yevmel kıyame ala menabir min nur. Allah için birbirlerini sevenler kıyamet gününde nurdan minberlerin üzerinde oturacaklar. Fe yuqalu haula'il mutahabbuna fillah ve denilecek ki mahşerde denilecek ki şu nurdan minberler üzerinde oturanlar kimlerdir biliyor musunuz? İşte bunlar dünyada birbirlerini Allah için sevenlerdir. Hikem ibn Utaybe diyor ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın evinde büyük bir kalabalık vardı. Büyük bir kalabalık. Ve millet diyor oturmuşlardı diyor. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamdan sorularını soruyorlardı. Yaşlı diyor birisi elinde diyor asası ile diyor içeri girdi. Ve önce diyor İmam Muhammed Bakır'a selam verdi. Sonra dönüp cemaate selam verdi. Ve dedi ki fevallahi inni la uhibbukum. Selamdan sonra dedi ki vallahi ben sizi seviyorum. Uhibbukum. Ben sizleri seviyorum. Ve uhibbu men yuhibbukum. Ben sizleri sevenleri de seviyorum. Bu yaşlının sözü. İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın meclisinde oturuyor. Buyurur ki ben sizleri seviyorum. Ve bununla da kalmıyor. Sizleri sevenleri de seviyorum. Ve vallahi ma uhibbukum ve uhibbu men yuhibbukum litema'in fid dünya. Ve İmam Muhammed Bakır aleyhisselama hitaben arz ediyor. Ben sizleri severken, bakın sizleri severken, sizleri sevenleri de severken, yani ben Ehl-i Beyt'i seviyorum, Ehl-i Beyt'i sevenleri de seviyorum.
İşin özü bu. Ey imam, ben sizi seviyorum. Ve sizi sevenleri de seviyorum. Ve sizi severken, sizi sevenleri de severken, ben litema'in fit dünya, dünya makamı, dünya çıkarı, menfaati için böyle yapmıyorum. Yani ben Ehl-i Beyt'i seveyim de, Ehl-i Beyt'i sevenleri seveyim de bir şeyler elde edeyim. Bunun için ben sizi sevmiyorum. Vallahi inni la ubghizu aduvvakum ve abra'u minhu. Vallahi ben sizin düşmanlarınıza buğz ediyorum. Buğz. Yani nefret ediyorum. Ve vallahi ma ubghizu ve abra'u minhu ve onlardan beriyim. Yani uzağım, teberri ediyorum onlardan. Livatrin kana beyne ve beyne. Ben sizin düşmanlarınızdan nefret ederken, onlardan teberri ederken, benimle onlar arasında kişisel bir düşmanlık olduğu için böyle yapmıyorum. Böyle yapmamın tek sebebi sizsiniz. Sizin için ben nefret ediyorum. Çünkü size düşmandır. Ve vallahi inni la uhillu halalekum ve vallahi ben sizin helalinizi helal biliyorum. Ve uharrimu haramakum, haramınızı haram biliyorum. Ve entaziru emrekum, ve sizin emrinizi bekliyorum. Fehel tercülli cealeni Allah fidak, ben bu şekilde yaşar, bu şekilde ölür isem benim için bir ümit var mı? Yaşlı bunu İmam Muhammed Bakır aleyhisselama soruyor. Bu şekilde yaşadım, bu şekilde öldüm. Benim için bir ümit var mı? İmam Bakır aleyhisselam buyurdu ki İleyye ileyye hatta aq'adahu ila cenbi. İmam buna eliyle işaret verdi. Gel bana, gel bana, gel, 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 yaklaş, yaklaş. O kadar yaklaştı ki diyor, İmam diyor bunu kendi yanında oturttu. Ve buyurdu ki senin gibi bir şahıs bu soruyu babam Zeynel Abidin aleyhisselama sordu. Babama sordu. Babam da buyurdular ki o soruyu sorana dünyadan gittiğinde peygamber İmam Ali, İmam Hasan, İmam Hüseyin, İmam Hüseyin Ali bin Hüseyin, yani kendisi Ali bin Hüseyin, bunların yanına gideceksin. Sen peygamberin yanına gideceksin, sen İmam Ali'nin yanına gideceksin. İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, İmam Zeynel Abidin'in yanına gideceksin. Kalbin hoşnut olacak, gözlerin aydın olacak, amellerini yazan melekler ile güzel bir şekilde karşı karşıya geleceksin. Muhammed ve Ali Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Yaşlı insan o kadar çok sevinmişti ki sevincinden bir daha aynı cümleleri duymak istedi. Keyfe kulte ya Aba Cafer. Ey Cafer'in babası, ne söyledin? Ne buyurdun? Ne olur bir kez daha söyler misin? Ve sevincinden ağlamaktan diyor bayıldı. Kendisine geldikten sonra yine istedi ısrarla. Ey imam, az önce söylediklerini bir daha söyler misin? İmam sözlerini tekrar ettikten sonra yaşlı insan sevinç ile şöyle dedi. Ya Aba Cafer. Ene mit aridu ala Resulillah ve ala Aliyyin ve ala Hasani vel Hüseyin ve Ali ibnil Hüseyin tekirru eyni. Ben öldüğüm zaman Resulullah'ın, İmam Ali'nin, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in, Ali İbnül Hüseyin'in yanına gidip onların yanına giderek gözlerimin aydın olmasını mı göreceğim? Bu vesileyle gözlerim aydın olacak değil mi? İmam buyurdu ki evet, gözlerin aydın olacak. Yaşlı sevincinden ağlayarak oradaki insanları da ağlatmaya başladı. Ve İmam Muhammed Bakır aleyhisselam mübarek eliyle bunun gözlerinden dökülen yaşları sildi. Yaşlı imamın elini tuttu ve sürdü yüzüne gözüne. İmam elinin onun yaşlarını siliyor ya,
sürdü yüzüne gözüne ve kalktı imamdan ruhsat isteyerek meclisten çıktı. Gittikten sonra İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyurdu ki: "Men ehabbe en yanzura ila raculin min ehlil cennet felyanzur ila hada." Kim cennet ehli birisinin yüzüne bakmak istiyorsa gitsin bu adamın yüzüne baksın. Bu adam neydi? İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyurur ki bu adam cennet ehlidir. %100 cennete gidecek. Peki ne yapıyordu bu adam? Ne yapıyordu bu adam? Cennet ehli olan bu adamın ameli neydi? Dedi ben sizi seviyorum. Sizi sevenleri de seviyorum. Ben sizin düşmanlarınıza beri nefret ediyorum. Ve bunu dünya için yapmıyorum. Dünya için yapmıyorum. Kardeşler ben size bir şey söyleyeyim. Dünya için ben senden kendimi örnek veriyorum. Ben senden nefret ediyorsam ise velayeti kabul etmeyene de sarılıp can ciğer kardeş diyorsam ise bil ki benim senden nefretimin sebebi dünyadır. Bakın altını çizerek söylüyorum. Benim senden nefretimin sebebi dünyadır. Dünya olmaması için benim senden nefretimin sebebinin Allah rızası, Allah mizanlı olması gerekiyor. Peki ehli velayet ehli velayetten nefret edebilir mi? Teberri edebilir mi? Amelinden teberri edebilirsin. Amelinden. Bakın Şia'nın amelinden teberri edebilirsin. Dersin bunun ameli kötüdür, ben bunun amelinden teberri ediyorum. Kendisinden teberri edemez. Kendisinden teberri nefret. Amelinden nefret edebilirsin. Kendisinden nefret edemez. Çünkü onun hamurunda ehl-i beytin suyunun arta kalanı var. Toprağının arta kalanı var. Ehl-i beyti ve ehl-i beyti sevenleri diyor da Allah için seviyorum. Ehl-i beyt düşmanlarından da Allah için nefret ediyorum. Dünya falan için değil. Onun için imam buyurdu ki bu şekilde yaşamanın mükafatı da cennettir. Şahsın bir tanesi Peygamber Efendimiz'e sordu. Dedi ey Allah'ın Resulü ben Allah yolunda sevdiğimi ve Allah yolunda düşmanlığımı anlamam için ne yapmam lazım? Bunu anlamanın yolu nedir? Nereden bilebilirim ki Allah için seviyorum, Allah yolunda seviyorum, Allah yolunda nefret ediyorum? Bunun anlamanın yolu ne? Hazreti Peygamber Efendimiz eşara ila aliyyin veliyyü hâza veliyyullâh fe valih edubve hâza edubullâh fe adi. Hazreti Peygamberimiz İmam Ali'ye işaret buyurdu. Buyurdu ki bu Ali'yi seven, bu Ali'yi seven, bunun dostu, bunun seveni Allah'ın dostudur. Bunun dostlarını sevmek de Allah'ı sevmektir. Bunun sevenlerini sevmek de Allah'ı sevmektir. Ve bunun düşmanı Allah'ın düşmanıdır. Sen de bunun dostuna dost ol, bunun düşmanına düşman ol. Kale vali veliyye haza velev ennehu katule ebik ve veledik. Adi ve adi adu ve hada velev ennehu ebuke ve veledik. Bu cümle çok önemli. Peygamberimiz buyurdu ki val veliyye haza Ali'nin dostu babanın ve evladının katili de olsa onu sev. Arkadaşlar dikkat edin bakın. Ali'nin dostu, babanın ve evladının katili de olsa onu sev. Ali'nin düşmanı, baban ve evladın da olsa ona düşman ol. Bitiriyor, her şeyi bitiriyor bu cümle. Her şeyi bitiriyor. Diyor baban evladın İmam Ali'nin düşmanıysa sen ona düşman ol. İslam tarihinde babayla oğulun ayrı saflarda birbirine kılıç çektiklerini görüyoruz. Kardeşle kardeşin birbirlerine kılıç çektiklerini görüyoruz. Biri Muaviye'nin safında, biri İmam Ali'nin safında. İki kardeş.
Bakın velayet bunları ayırmış birbirinden. Nasıl Peygamber Efendimizin zamanında İslam insanları birbirinden ayırdı ise, bir grup şirkin safında, bir grup İslam'ın safında, Peygamberimizden sonra velayet insanları ayırdı. Bir grup ne oldu? Gitti Ehl-i Beyt'in düşmanlarının safında yer aldı. Bir grupta geldi Ehl-i Beyt'in safında yer aldı. Dolayısıyla bazı olaylara baktığımız, mesela Kerbela'da bunlar çok var. Kerbela olayında bir aileden, bir babadan, bir anneden iki kardeş, bakıyorsun biri Yezid'in tarafında, biri İmam Hüseyin'in tarafında. Dolayısıyla ne buyuruyor? Ali'nin dostuna dost ol. Babanın ve evladının katili bile olsa, Ali'nin düşmanına düşmanı baban ve evladın da olsa. Hazreti İmam Ali aleyhisselamın düşmanları kördürler. Kör. Kör olmasalardı İmam Ali gibi bir nura düşman olmazlardı. İnne raculen kadime ila emiril mu'minin fekale ya emiril mu'minin enni uhibbuki ve uhibbu fulanen ve semma ba'ze a'daihi fekale emmel an fe ente a'var fe imma ente ama ve imma ente busar. Buyurdu ki adamın biri geldi Hazreti Ali'nin yanına. Hazreti Ali aleyhisselama dedi ki ey emiril mu'minin, innil ahibbuke, ben seni seviyorum. Falanca 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 falancaları da seviyorum. Diyor falanca 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 söylerken semma ba'ze a'daihi, İmam Ali aleyhisselamın bazı düşmanlardan ismini söyledi. Ey Ali ben seni seviyorum ama falancaları da seviyorum. İsimlerini de söyledi. Fekal, Hazreti Ali buyurdu. Emmel ane fe ente e'ver. Şu anda sen körsün. Şu anda sen körsün. Fe imma ente ama. Eğer istiyor, diliyor isen körlüğü seç, körlüğüne devam et. Ve imma ente bısar. İstiyor isen de basireti seç, basiretli ol. Şu anda sen körsün. Ne, İmam Ali burada ne buyurmak istiyor? Ben ve onların sevgisi bir arada olmaz. Kim ben ve onların sevgisini kalbine koyarsa o adam kördür. Ya beni seveceksin ya onlar. Beni seversen sen basiret ehlisin. Hem seni seviyorum hadi senden vazgeçemiyorum, onlardan da vazgeçemiyorum, sen körsün. Ve geliyoruz teberra konusuna. Bu şu ana kadar anlattıklarım kısaca tevelladan ibaretti. Tevellayı da çok bildiğinizin üzerinde uzun uzadıya durmadım. Teberra konusuna geldiğimiz zaman Ahzab suresinin 3. ayeti, yani bazıları ki diyor ya Şia'da tevella ve teberra var. Bu nereden çıktı kardeşim? Şia'da olan teberra ve teberra Kur'an'ın en önemli konularından, en önemli inançlarından bir tanesidir bu tevella ve teberra. Ahzab suresinin 3. ayete buyuruyor. Ma cealallahu li reculin min kalbeyni fi cevfih. Allah bir insanın sinesine iki kalp koymadı. İki kalp koymadı. Bunun anlamı nedir? İki kalp koymadı ki hem Allah'ın dostunu sevesin, bir kalbinle Allah'ın dostunu sevesin, diğer kalbinle Allah'ın düşmanını sevesin. İki kalpten maksat bu. Allah ya senin sinene iki kalp koymuşsa, birisiyle İmam Hüseyin'i sev, diğeriyle de Yezid'i sev. Birisiyle İmam Ali'yi sev, diğeriyle de Muaviye'yi sev. Eğer senin sinene iki kalp koymuşsa. Kur'an da buyurur ki ma cealallahu li reculin min kalbeyn. Allah bir insanın sinesine iki kalp koymadı. Ahzab suresi 3. ayet. Mumtehine suresi 1. ayet. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu adduvvi ve adduvvekum evliya. Ey iman getirenler, benim düşmanlarımı ve kendi düşmanlarınızı dost edinmeyin. Al sana teberra. Benim düşmanlarımı ve kendi düşmanlarınızı dost edinmeyin. Esasen
iman getiren insanlar açısından Allah'ın düşmanları iman getirenlerin açık ve net düşmanlarıdır. Allah düşmanları. Allah-u Teala buyurur ki benim düşmanlarımı ve kendi düşmanlarınızı dost edinmeyin. İmam Sadık aleyhisselam buyuruyor. Hubbe evliya illah vacibun. Allah'ın velilerini, dostlarını sevmek vaciptir. Vel velayeti lehum vacibe. Onların velayetini kabul etmek vaciptir. Vel beraetu min a'daihim vacibe. Onların düşmanlarından beri etmek, uzak durmak, teberri etmek vaciptir. Ve minellezine zelemu ala Muhammed ve hataku hicabehu ve ittakhazu min Fatimete fadakan ve mena'uha mirasaha ve gazabuha ve zawjaha huquqahuma ve hammu bi ihraqi beytiha ve assasu zulme ve gayyaru sunnete Resulillah. Hadise iyi dikkat edin. Ali Muhammed'in hicabını yırtan, bakın, hataku hicabehu, yani hürmetini bozan, saygınlığını gözetmeyen, Hazreti Fatimetü Zehra selamullahi aleyhadan fedeki alan ve onun mirasını yağmalayan, ve gazabuha, Hazreti Fatıma'yı gazaplandıran, Hazreti Fatıma'nın kocasının hakkını ve kendisinin hakkını yağmalayan, alan ve hemmu bi ihraqı beytiha, onun evini yakmaya himmet eden, ve assesu zulme, zulmün temelini atan, Ali Muhammed'e yapılan zulmün temelini atan, ve gayyarı sünnete Resulillah, Resulullah'ın sünnetini değiştirene nedir? Nedir bakın? Kimdir bunlar? E'adda'il. Bunlar Allah'ın düşmanlarıdır. Biharul Envar cilt 27 sayfa 52. Dolayısıyla Hazreti İmam Ali aleyhisselam ki buyuruyor, la yecme'u hubbuna ve hubbu edüvvena fi cevfi insan. Bizim sevgimiz ile bizim düşmanlarımızın sevgisi insanın kalbinde bir araya gelmez. Hazreti Ali'nin hadisi. Kalpte bir araya gelmez. Hem bizi seveceksin hem düşmanlarımız. Neden? İnne Allaha lem yec'al li reculin kalbeyni fi cevfihi. Çünkü Allahu Teala, Hazreti Ali bu ayeti gerekçe getiriyor. Çünkü Allahu Teala bir insanın kalbi, vücudunda, sinesinde iki kalp yaratmamıştır ki yuhibbu bihaza, bir kalbiyle bunu sevmiş olsun ve yubghizu bihaza, diğer kalbiyle diğerinden buğz etmiş olsun. Fe emma muhibbuna fe yuhlisul hubbe lena. Bizim dostlarımız sevgilerini bizde halisleştirenlerdir. Yani sadece bizi sevenlerdir. Sadece bizleri sevenler. فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَعْلَمَ فَلْيَمْتَهِنْ قَلْبَهُ فَاِنْ شَارَكَ ف۪ي هُبِّنَا هُبَّ اَدُوِّنَا فَلَيْسَ وَلَسْنَ مِنْهُ. Bir insan kendisini tanımak istiyorsa bir denesin. Kendisini bir imtihan etsin. Eğer kalbinde hem bizi seviyor ise hem bizim düşmanlarımızı seviyorsa bilsin ki o bizden değildir, biz de ondan değiliz. Ve Allahu Teala ayeti kerimede buyuruyor ki la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahire yuvadduna men haddallah ve rasulahu ve lev kanu abaahum ve abnaahum ve ihvanahum ve ashiratahum. Mücadele suresi ayet 22. Bu ayete iyi dikkat edin. Buyuruyor ki müminlerden la tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve kıyamete
iman getiren müminlerin yuvatuna men haddallah, Allah'ın hudutlarını çiğneyenleri, Resulullah'ın hudutlarını çiğneyenleri müminlerin sevdiklerini göremez. Bir daha söyleyeyim mi bu cümleyi? Allah'a ve kıyamete iman getiren müminlerin Allah ve Resulullah'ın hudutlarını ihlal edenleri sevdiklerini göremez. Yani mümin Allah'ın sınırlarını ihlal eden, Resulullah'ın sınırlarını ihlal edeni sevmez. Ayet diyor ki böyle birisini göremezsiniz. Görsek ne olacak? Görseniz o mümin olmaz zaten. Bakın ayetin anlamı. Görseniz zaten o mümin olmaz. Ona mümin demezler. Allah-u Teala burada mümini anlatıyor. Mümin kimdir? Mümin diyor Allah ve Resulünün sınırlarını ihlal edenleri sevmeyenlerdir. Sevdiklerini diyor göremezsin. Velev kanu abahum. O sınırları ihlal edenler müminlerin babaları da olsa, ebnâehum evlatları da olsa, ihvânehum kardeşleri de olsa, eşîretehum kabileleri de olsa, müminler bunları sevmezler. Müslüman ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Severken ve yerdiğin zaman, sevdiğin ve yerdiğin zaman ne, nereye gittiğinin farkında mısın? Allah-u Teala buyuruyor ki sen müminsen, benim hudutlarımı ihlal eden baban, kardeşin, evladın da onu sevmeyeceksin. Eğer sen müminsen. Seviyorsan da zaten mümin değilsin. Diyorlar tevella ve teberraşiya çok bunun üzerine. Kardeşim Kur'an'ın ayetidir tevella. Allah diyor ki Resulullah'ın hudutlarını ihlal edenleri sevme. Allah öyle diyor. Evet. Dolayısıyla tevella ve teberrat dinin iki emri. Peki tevella ve teberra kavramına baktığımız zaman ayetlerde, hadislerde dua, Ehl-i Beyt'ten nakledilen dualarda, ziyaretnamelerde fazlasıyla görmekteyiz bu iki kavramı. Hem tevellayı hem teberrayı. Ve tevella ve teberra İslam dininin önemli köklerinden, dallarından ve dindar insanların, dindar olmanın da adreslerinden ve nişanelerindendir. Yani bir insanın dindar olduğunu anlamanın yolu, en önemli yolu nedir? Tevella ve teberrası var mı? Yok. Var ise bu onun dindar olduğunu göstermektedir. Elbette bakın, tevella ve teberra da şekilcilikte, sözde kalmamalı. Bazıları bu işi şekilcilikte ve sözde yapıyorlar. Aksine tevella ve teberra bizim hayatımıza, seçimlerimize, tercihlerimize, hatta siyasi yaşantımıza bile yansımalı. Seçerken, tercih ederken ne olursa olsun tevella ve teberraya göre mi hareket ediyoruz yoksa başka şeylere mi göre hareket ediyoruz? Mesela ziyaretnamelere baktığımız zaman tevella ve teberranın dedik ya dışa yansıyan bölümü. Ziyaretnamelerde en fazla karşımıza ne çıkıyor? Selam değil mi? Esselamu aleyke ya yabne Resulillah. Esselamu aleyke ya Adem'e sefvetillah. İmam Hüseyin'in varis ziyaretnamesi. Ziyaretnamelerde selam ve lanet kelimelerine çok rastlıyoruz. Dualarda, ziyaretnamelerde. Bakın selamda peygambere, imama ve ziyaret olunan şahsiyete ne yapıyoruz? Selam veriyoruz. Selam ise İslam dininin önemli şiarlarından ve ümmet olmanın nişanelerinden. Sadece tevhid ehlinde olan bir kavramdır. Yani muvahhidlerde, Müslümanlarda olan bir kavramdır. Gayrimüslim senin benim gibi selam vermez. Eğer veriyorsa da o toplum içerisinde alışkanlığından dolayı veriyor. Selam, muvahhid olmanın,
ümmet olmanın, ümmet-i Muhammed olmanın nişanelerinden bir tanesidir ve Kur'an-ı Kerim'de de fazlasıyla yeri gelmiştir. Selam, tevellanın versiyonudur, yansımasıdır. Ve selamın karşısında lanete baktığımız zaman, lanet ise mesela ne buyuruyor? Allahümme el-en katele evvela zalimin zaleme hakka Muhammedin ve Ali Muhammedin. Allah'ım Ali Muhammed'in hakkına zulmeden ilki ve sonu, ona tabi olan sonu lanetle. Lanet et onları. Allahümme el-en evvela zalimin zaleme hakka Muhammedin ve ahiret tabi'in lehu ala zalik. Allah'ım Ali Muhammed'in hakkına zulmeden ilk kişi kimse, ilk insan kimse ve ona tabi olan ahire tabi'in lehu ala zalik. Birinciye tabi olan en son kişiye lanet eyle. Bu ziyaretnamelerde selam ve lanete baktığımız zaman selam ve lanet bunlar tevella ve teberranın yansıması versiyonudur. Şimdi geliyoruz en önemli konuya. Nedir? Tevella ve teberra dedik ki furu'u dindendir. Furu'u dinin yani imanın iki önemli şartı. Tevellanın yansıması dedik mesela salavat selam. Teberranın yansıması nedir? Lanettir. Lanet. Dolayısıyla bazıları Ehl-i Beyt düşmanlarına lanet etmenin caiz olmadığını, caiz olmadığını ve buna Kur'an ve sünnetten hiçbir delil bulunmadığını ve bu konu hakkında Ehl-i Beyt'ten hiçbir hadis nakledilmediğini söylemekteler. Sohbetimizin, dersimizin bu bölümünü onlara hediye ediyoruz. Dinlesinler, yanlışlarından dönsünler. Bu bölümünü onlara hediye ediyoruz. Lanet ne demektir? Diyorsun ki Allah lanet etsin. Lanet ne demektir? Çünkü yeri geliyor insan hanımına lanet ediyor. Allah sana lanet etsin. Ya Allah ona lanet etsin. Lanetin ne olduğunu bilseydi aynı tabaktan yediğine, kendisine yemek yapana, kendisiyle beraber hayat arkadaşları yapana lanet okunmazdı. Peygamber Efendimiz bir seferden döner derken birisinin hayvanı gitmiyordu. Devesi gitmiyordu. Yorulmuş muydu? Yaşlanmış? Gitmiyordu. Bu hayvana çok vurdu. Çok vurmasına rağmen hayvan yine gitmedi. Allah sana lanet etsin. Hayvan gitsene dedi. Peygamber Efendimiz bunu duyduğu zaman buyurdu ki ya o hayvanı azat et, serbest bırak veyahut da bizim kervanımızdan ayrıl. Bizim kervanımızdan ayrıl. Ey Allah'ın Resulü neden? Buyurdu ki lanetlenen birisiyle yan yana hayvan bile olsa lanetlenen birisiyle yan yana olmak istemiyorum. Sen onu lanetledin. Ya onu azat et, gitsin. Veyahut da bizim kervandan ayrıl. Bakınız. Lanet ne demektir? Lanet, Arap lügatında kelime anlamı, gidip sözlüğü açtığım zaman karşına ne çıkar? Lanet yani kovmak. Lanet yani uzaklaştırmak. Lanet yani birisine beddua etmek. Lanetin anlamları. Ve Zemahşeri ehli sünnet alimlerindendir. El Esas isimli kitabında demiştir ki Allah iblise lanet etti. Ayette var. Allah iblise lanet etti. Zemahşeri diyor ki ayette geçen lanetten maksat yani Allah iblisi cennetinden kovdu ve meleklerin yanından uzaklaştırdı. Dedi ki lanetin anlamı nedir? Kovmak, uzaklaştırmak, beddua değil mi? Allah iblise lanet etti yani onu kovdu. Meleklerin yanından onu uzakla. Nereden kovdu? Cennetten kovdu.
Nereden uzaklaştırdı? Meleklerin yanından uzaklaştırdı. Bunu Zemahşer'i söylüyor, ehl-i sünnet alimidir. İnsan dua makamında birisine Allah ona lanet etsin derse anlamı nedir? Dua ederken diyorsun Allah'ım falancaya lanet et. Dua makamında birisine lanet etmenin anlamı, yani Allah onu kovsun, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın anlamına gelir. Rahmetinden uzaklaştırsın. Allah onu kovsun der, yani Allah onu cennetine yakın düşürmesin. Cennetinden uzaklaştırsın. Rahmetinden uzaklaştırsın. Buradaki kovmak, bakın, ve uzaklaştırmaktan maksat nedir? Kovmak ve uzaklaştırmaktan maksat azabın ve Allah'ın cezasının o insanın üzerine nazil olmasını murad etmektir. Yani kişi birine lanet okuyorsa, yani Allah'ım bunun üzerine bela gönder. Efendim, Allah'ım bunun üzerine gazabını gönder. Bunun azabını bol et. Dua makamında Allah lanet etsin derken akla bu gelmektedir. Nasıl namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ibadet ise ve namaz kılmanın nasıl, o ibadetin nasıl bir sevabı var ise, laneti hak eden insana lanet etmek de ibadettir ve mükafatı vardır, sevabı vardır. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde kendisi bizzat lanet etmiş. Ve bazı ayetlerde lanet edilmesi için emir vermiş. Mesela Allah'ın laneti kafirleredir. Bakara suresi 89. ayet. Ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölenlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti onların üzerinedir. Bakara suresi 161. ayet. Tüm insanların laneti. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder ve hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Bakara suresi ayet 159. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı lanetli kimseye gerçek bir yardımcı bulamazsın. Nisa suresi 52. ayet. Bakın dikkat edin, lanet hakkındaki ayetler. Onlar cumartesi adamları gibi lanetlenmeden önce size gelenleri doğrulamak üzere indirdiğimize iman edip Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Nisa suresi 47. ayet. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Hud suresi 18. ayet. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Ahzab suresi 57. ayet. Bakınız, bu ayetlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de lanet hakkındaki ayetler benim burada söylediğim 6-7 ayetten çok çok fazladır. İşte bu ayetlerdeki melekler ve tüm insanlar lanet eder veya Allah ve lanet ediciler lanet eder cümleleri Allah'ın meleklere ve lanet edicilere, bakın, müstahak olanlara lanet emri verdiğini göstermektedir. Dikkat ettiniz mi buraya? Allah-u Teala ki ayette buyuruyor, tüm insanlar lanet eder, tüm insanlar cümlesinden ne anlaşılıyor? Allah-u Teala aslında insanlara lanet etmeyi emrediyor bu cümleyle. Kime? Laneti hak edenlere. Allah-u Teala yoksa söylemezdi, tüm insanlar lanet eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de lanet kelimesinin birçok yerde defalarca geçmesi, lanetin Allah katında sevilen, beğenilen ibadetlerden birisi olduğunun da bir kanıtıdır, bir delilidir. Dolayısıyla
laneti nehyeden insanlar aslında ibadeti nehyetmişlerdir, farkında değiller. İbadeti nehyediyorlar. Dedi ki lanet nedir? Nedir? İbadettir. Elbette hak edene lanet ibadettir, hak etmeyene değil. Ebu Sufyan, lanetullah teala aleyh. İbadet işleyelim mi? Allah'ın ibadetimiz olsun. Lanetullah teala aleyh. Resulullah Efendimiz'e karşı şiirler okuduğu zaman Peygamber Efendimiz'le alay edercesine Peygamber Efendimiz buyurdu. Allah'ım sen benim şiiri sevmediğimi biliyorsun. Elbette cahiliye şiirleri. Sevmediğimi biliyorsun. Şiir bana yakışmaz Rabbim. Allah'ım, onun şiirinin her bir harfi karşılığında ona 1000 defa lanet et. Bir harf karşılığında. Peygamberimizin Ebu Sufyan'a olan laneti. Hazreti Ali aleyhisselam arkadaşlar, farz namazlarının kunut duasında bir gruba lanet ediyordu. Onlar Muaviye, Amras, Ebu Musa Eş'ari, Ebul Avar Seleme idi. Hazreti Ali bir gruba lanet ediyordu. İmam Ali aleyhisselam çok helim bir karakteri, çok yumuşak, rauf, mihriban bir kişiliği olmasına rağmen İmam Ali aleyhisselam gibi yumuşak bir insan, merhametli bir insan bazılarına lanet etmiştir. Bu da lanetin ibadet olduğunu gösteren bir başka delildir. Kur'an'da Allah lanet etmiş, Resulullah lanet etmiş, İmam Ali lanet etmiş. Peygamber ve İmam Ali ibadet olmayan bir şey yapar mı? Yapar mı arkadaşlar? Ehl-i sünnet tarihlerine baktığımız zaman bazı ehl-i sünnet tarihlerinde Ayşe'nin Osman'a ve Osman'ın da Ayşe'ye lanet edildiği nakledilmiş. Lanet ettiği yazılmış. Bazı tarihçiler yazıyor. Ayşe Osman'a lanet ediyor. Osman da Ayşe'ye lanet ediyordu. Miras meselesi. Tabii ki. O miras meselesinde. Ve Şia eserlerinde, Ehlibeyt kaynaklı eserlerde Hazreti İmam Ali aleyhisselamın bazı sünnet namazlarında Kureyş'in putlarına lanet ettiği nakledilmiştir. Kureyş putlarına lanet ettiği nakledilmiştir. Şeyh Tusi Tahzibul Ahkam isimli eserinde, Tahzibul Ahkam Şia'nın 4 tane temel kaynağından biridir. Nasıl Ehl-i Sünnet'te Kutub-ı Sitte 6 sayık kaynak varsa Şia'da da Kutub-ı Erba'a 4 kitap vardır. 4 hadis külliyatı vardır. Bunlardan bir tanesi Şeyh Tusi'nin Tahzibidir. Tahzibul Ahkam. Orada naklediyor ki İmam Cafer Sadık aleyhisselam, İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın namazdan sonra 4 erkeğe lanet ettiği nakledilmiştir. 4 tane erkeğe namazdan sonra lanet ediyormuş. İmam Hasan Aleyhisselam Muaviye ile aralarında olan o olaylarda, o efendim sürtüşmelerde İmam Hasan Aleyhisselam'ın Muaviye ve yandaşlarına lanet ettiği tarihte nakledilmiştir. Şia'nın Kafi gibi hadis kaynaklarına baktığımız zaman İmamlardan nakledilen dualara bakacak olur isek, lanetin dinin içinde olduğu ve ilahi şiarlardan olduğunu anlamamak için saf ve cahil olmak lazım. Usulü Kafi'nin içerisinde sadece baktığın zaman anlarsın ki ilahi şiarlardan birisidir lanet. Birinci konu nedir? Lanet nedir? Onu konuştuk. İkinci konu neydi? Lanete müstahak olan birisine lanet etmek ibadet midir, ibadet değil midir? Bu işin sevabı var mı, yok mu? Ne dedik? İbadettir ve bu işin sevabı var. Üçüncü konu, lanete müstahak olan birisine lanet etmek vacip midir, caiz midir? Bakın bu sorular çok önemli sorular. Dedik ki ibadettir. İbadettir. Onu anlattık. Vacip midir, caiz midir? Vacip ve caizin farkı nedir? Onu bilin. Vacibi terk edersen günahkarsın. Caizi terk edersen günahkar değilsin.
Arifciğim benim şu past şu efendim kuru pastayı yemem. Caiz midir, caiz değil midir? Caiz değildir. Bunu yemem. Caiz değil. Eyvallah, caizdir. Caizdir diyecekti, dili sürçtü kardeşimiz. Caizdir değil mi? Ben bunu yemesem günah işler miyim? Arkadaşlar, bunu yemediğim halde günah işler miyim? Neden? Caiz olan bir şeyi terk etmiş. Günah işlemiş sayılmam. Bunu yemem caizdir. Yemediğim takdirde günah işlemem. Çünkü vacibi terk etmedim ki günah işlemiş olayım. Benim namazımı kılmam vacip midir, caiz midir? Vaciptir. Namazımı kılmasam günah vardır. Günah işlemişim değil mi? Şimdi konu bu. Laneti hak eden birisine lanet etmek vacip midir, caiz midir? Vaciptir. Bakın konu o kadar önemli. Desek ki Allah'ın, peygamberin, ehl-i beytin düşmanlarına lanet etmek caizdir. O zaman onu terk etmenin hiçbir sakıncası yok. Bu anlam ortaya çıkar. Desek ki laneti hak edenlere lanet etmek vaciptir. O zaman onu terk etmek günahtır. Onu yapanlara karşı olmak da günahtır. Onu yapanlara karşı olmak da neden? Çünkü vacibe karşı olmuş oluyorsun. Elbette lanetin şartlarını anlatacağım. Bazılar lanet ediyor, ben de karşı oluyorum. Bakın, bazılar öyle bir şekilde lanet ediyor ki ben de karşı oluyorum. Diyorum, yanlış yapıyorsunuz. Lanetin şartları var, anlatacağız inşallah. Kur'an diyor ki bu af dileme işi peygambere yakışmaz. Ne de inananlara. İnananlara da yakışmaz. Mezarlık kenarında durduğunda Fatiha okuyorsun. Değil mi? Allah'ım burada yatanlara rahmet eyle. Ne biliyorsun orada yatanların hepsinin cennet ehli olduğunu? Biliyor musun? Allah'ım ehli imana rahmet eyle. Bitti. Ehli iman. Çünkü ehli iman cennete gider. İman ehli cennete gider. Allah'ım iman ehline rahmet eyle. Çünkü %100 diyemezsin ki o kabirde yatanların hepsi cennet ehli. İbrahim'in babası için af dilemesi sadece ona verdiği sözden dolayı idi. Yoksa onun Allah'ın düşmanı kendisine belli olunca o da Allah'ın düşmanından uzaklaştı. Tevbe suresi 113-114. Ayet. Bu ayetler bakınız Allah'ın düşmanına karşı düşman olmanın ve onlardan beraat etmenin vacip olduğunu göstermektedir. Hatta bunun İmanın bir parçası olduğuna bile delalet etmektedir bu ayetler. Dolayısıyla buna muhalefet edenin mümin olması mümkün değildir. Çünkü böyle birisi mümin olamaz. Mümin olan bir insan Allah'ın ayetindeki kavramına karşı gelmez. Neden? Çünkü düşmanı sevmek velinin velayetinden çıkmak anlamındadır. Düşmanı sevmek velinin velayetinden çıkmak anlamındadır. Nasıl Allah'ı ve dostlarını sevmeyi terk etmek haram ise aynı şekilde Allah'ın düşmanlarının ve Allah'ın düşmanlarının dostlarının sevgisine girmek de haramdır. Şia ve Sünni kaynakları Peygamber Efendimiz'den şöyle naklediyor. Ben mutevellem yarif imam zamanihi mutemiteten cahiliye zamanının imamını tanımadan ölen cahiliye ölümüyle ölmüş değil mi? İmamı tanımamak insana ne yapıyor? Cahili ölümüyle ölme hükmüne sokuyor. Bu hadis imametin usulü dinden olduğunu gösteren en açık delillerden birisidir. Bu hadise baktığımızda bu hadisin içerisine şamil olmayanlar da Allah ve Resulünün düşmanlık dairesine girmiş olurlar. Yani şamil olmayanlar derken imamı tanımayanlar Allah ve Resulünün düşmanı sınıfına girenlerdir. Girmiş olurlar. Neden? Cahiliye döneminde veya cahiliye hükmüyle ölenler Allah ve Resulünün dostluk kavramı içerisine girebilirler mi? Giremezler.
Bakınız konu hakkında özellikle dikkatlerinizi bir ayete çekmek istiyorum. Buyuruyor ki Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş. Ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Ahzab suresinin 57. ayet. Bakınız tarihe baktığımız zaman, tarihte Peygamber Efendimizin hayatı döneminde peygamberimizi inciten ve zahirde la ilahe illallah diyenler vardı. Peygamberimizin yakasından tutuyordu, diyordu bu cenazeye namaz kıldıramaz. Efendim bu anlaşmanın altına giremez. Efendim niye bizi burada bekletiyorsun? Peygamber hayattayken bunları yapanlar vardı. Ve peygamber dünyasını değiştirdikten sonra Peygamber Efendimizin hayatı döneminde adres gösterdiği mesela birileri vardı. Yüce şahsiyetler vardı. Onların en önde geleni Hazreti Fatıma idi. Peygamberimiz ne buyuruyor mesela hayatı döneminde? Buyuruyor ki kim bu Fatıma'ya eziyet ederse bana eziyet etmiştir. Ayette buyuruyor ki kim peygambere eziyet ederse Allah onu lanetlemiştir. Peygamberimiz de buyuruyor ki kim Fatıma'ya eziyet ederse bana eziyet etmiştir. Peygamberimizin hayatı döneminde peygamberimize eziyet edenler, peygamberimizden sonra Hazreti Fatıma versiyonu, Hazreti Fatıma efendim şahsında peygamberimizin manevi ruhuna eziyet edenler. Şu diyemeyiz ki ya efendim ayet ki buyuruyor kim Allah'a ve Resulüne eziyet ederse burada Resul'e eziyetten baksa Peygamber Efendimiz'e fiziki eziyet kastedilmiştir. Onun için Peygamber Efendimiz dünyadan gittikten sonra birisi peygamberin sevdiği birisine eziyet ederse peygamberin ruhu incinmez. İncinse de bu ayet onu bağlamaz. Böyle bir şey diyemeyiz. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz dememiş ki ben hayattayken bana ayet dememiş ki ben peygamber hayattayken peygambere eziyet edenler Allah lanet eder. Böyle bir şey dememiş ayet. Veya incinmek bedene ait bir olgu değil ki incinmek ve sevinmek ruha ait bir olgudur. Dolayısıyla ayet ki kim peygambere eziyet ederse Allah ona dünya ve ahirette lanet etmiştir. Dolayısıyla bir peygambere birebir eziyet etmek var, bir peygambere dolaylı eziyet etmek var. Peygamber Efendimizin sevdiklerine eziyet, peygamberimize dolaylı eziyettir. Dolaylı eziyettir. Orada da peygamberimiz eziyet çekmektedir manevi alemde. Ve üçüncü konuya gelmeden önce bakınız Hamidi az önceki ayetki arz ettim. Ahzab 57'de o ayetin tefsirinde diyor ki sizin ayeti de söyleyeyim. Ahzab suresi 53, 54, 55, 56, 57. Bakın sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Niye böyle diyor? Ya bazıları peygamberin hanımlarına göz koymuştu. Bunu biliyor muydunuz? Peygamberin hanımlarına göz koyanlar vardı. Ayet bundan onları ikaz ediyor. Ahzab suresi 53. ayet. Bakın ashabın hepsini yıldızlara benzetenler gelsinler bu ayetleri bir açıklasın, cevap versinler bu ayet. Ayet diyor ki sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Hamidi kimdir? Ehl-i sünnet alimlerinden birisidir. Bu ayetin tefsirinde ne demiştir? Ebu Seleme ve Hüseyin İbni Hazafe Ebu Seleme ve Hüseyin İbni Hazafe öldüklerinde Peygamber Efendimiz o ikisinin hanımı ile evlendi. Ki o iki hanım Ümmü Seleme ile Hafsa idi. Ümmü Seleme ile Hafsa. Yani Hafsa Peygamber Efendimizle efendim ilk evlenen hanım değildi. Hafsa peygamberimizden önce bir evlilik geçirmişti. Bunun üzerine Talha ve Osman, bu Hamidi'nin yazdığıdır. Talha ve Osman dediler ki
Biz öldüğümüzde Muhammed bizim kadınlarımızla evleniyor. Ama o öldüğünde biz neden onun hanımlarıyla evlenmeyelim? Vallahi o öldüğünde biz de onun hanımları ile evlenmek isteyeceğiz. Talha Ayşe'yi, Osman ise Ümmü Seleme'yi düşünüyordu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu ve onları bundan nehyetti. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Ahzab suresi 53, 54 ve 57. ayetler. Bakınız bu ayetler bize neyi gösteriyor? Peygamber Efendimizin hayatı döneminde olan, konuşulan, tartışılan bir takım konularda o gün o konuyu konuşan ve tartışanları ayet bu noktada ne yapıyor? İkaz ediyor. Allah-u Teala ne buyuruyor bu konuda? Bu konuda buyuruyor ki kim Allah'ın gönderdiğiyle hükmetmez ise işte onlar zalimlerdir. Maide suresinin 45. ayeti. Veya buyuruyor ki kim Allah'ın gönderdiğiyle hükmetmez ise işte onlar fasıklardır. Maide suresinin 47. ayeti. Veya buyuruyor ki kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmez ise işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide suresinin 45. ayeti. Bu ayetlere baktığımız zaman Allah'ın gönderdiğiyle hükmetmeyen, Allah'ın gönderdiğine efendim göre hareket etmeyen, bunlara baktığımız zaman Peygamber Efendimiz'den sonra Peygamber Efendimiz'in bakın hem açık net sünnetlerine karşı hem ayetlere karşı muhalefet eden insanlar olmuştur. Ve Ehl-i Beyt kaynaklarına baktığımız zaman Ehl-i Beyt kaynaklarında Ehl-i Beyt imamlarının tevella ve teberra noktasında mesela İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan Şeyh Tusi Tahzibul Ahkam'da naklediyor ki İmam Sadık Aleyhisselam her farz namazdan sonra bir gruba lanet ederdi.